Girdin mi? Ne zaman? Herkese merhaba, ben Mecun Bahar ve bugün evimin içerisine bahar, burası çok önemli, hop bakkal. Salonumun tam ortaya yakına kocaman devasa. Niye Köksal baba gibi gözüm kapalı konuşuyor? Ulan şerefsiz bak. Benim ismimi de sağda solda. Birazcık rahatsızlığımdan dolayı videoya giriş yapamıyordum. Hatta bununla ilgili Caner'e bir kışkırtma yayınladım. Saat 6 oldu. Kışkıra kışkıra olduk fışkırtma. Bugün fizik kurallarını çiğniyoruz. Örf, adet, geleneklerimizi çiğniyoruz. Genelde bize hep öğretilen neydi? Evin içerisinde havuz olmaz. Sırf o yüzden ben zengin olamadım. Millet evinin içine havuz yaptırıyor ya böyle sıcaklı mıcaklı. Onlar nereden buluyor parayı? Bugün evimin içerisine devasa, büyük, mega bir havuz kuracağım, inşa edeceğim. Hatta kendi plajımı da oluşturacağım diyebiliriz. Hem de aqua parklısından. Bu sefer güldürmedi ayak dansı. Serçe parmak GG. Ben o eli bir daha sıkmam. Jason Statham kardeşi geliyor. Hop! Bir daha. Hop! Anne! Götümü kim elledi be? Açıklayayım mı? Bence de artık açıklayayım. Arkadaşlar ben aslında ince reçeli sendin aşkım. Son zamanlarda havalar bayağı ısındı. Evlerinde takipçilerimin terlediğini hissettim. Onlara bir çözüm bulmaya çalıştım hem de kendime. Bakıyorum bütün YouTuber'lar Dominik'e gidiyor. Çanakkale gezisine çevirdiler. Herkes Dominik'te ya. Çağırsalar da gitmem şu saatten. Yok lan belki de okyanus var diyorlar orada. YouTuber'lar Dominik'e oraya buraya gidip story atıp eğlenirken takipçiler evde göte yapışmış boxer'la oturup o story'leri izlediler. Ama artık bu yok. Size bugün 500 TL ile nasıl havuz kurarsınız bunu göstereceğim. Şöyle bir havuz aldım. Bu havuz 375 lira ama biz 500 liraya tüm malzemeler. Hani bildiğin tatilde hissedeceğin gibi o ortamı yapacağız. 211 metre diyor. Ne diyorsun ya? Şaka yapıyorum, buna inanmayın, alanlı olur şimdi. 2 metre 11 santimlik bir havuz, bayağı geniş. Hatta bakın kaydırağı da var. Şuralardan su falan attırıyor, fışkırtıyor. Bak şurada millet ne kadar mutlu, görüyor musun? Biz de bugün bunlar gibi eğleneceğiz ve sevinleyeceğiz. Onun dışında gemi aldım. Hani havuzda yüzsün, böyle bir konsept oluşsun diye. Şundan aldım. Batmamak için. Sünger niyetine. Havuzumuzu şişirmek için ciğer mi dayanır onu şişirmeye dedim ve gittim elektrikli. Pompa aldım. Bugün çok büyük pompalamalar olacak. Güneş kremimiz 50 faktör. Şuna 150 lira para verdim biliyor musun? Gözlüğümüz var. Bunu aldık ama bu sanırım çocuk gözlüğü. Baksana kangren olacağım, kafama gitmiyor kan. Yamulduk ama bununla da havuzda oynarız diye. Artık kuralım, terledim. Çok merak ediyorum. Yani 500 lira para verdik. En kral aquaparkta 2 gün geçirdik 500 lira. Aquaparka gidince bitişi oluyor. Bu hep sizin. Hep salonunuzda dursun. Oo, bayağı büyük ha. Bu olayı velinizden izinsiz veya habersiz yapmayın. Zaten veliden izin alıyorsanız nereden bulacağınız 400 lirayı? Benim de dediğim laf alın. Abi bayağı büyük bu arada. İyi ki almışız ama o havalı bombayı. Üflediğimizi düşünsene. Buradan su attırıyor. İnşallah attırmaz lan. Televizyon, melevizyon her şey piç olur. Kaydırağı neredeyse orayı bu tarafa doğru kuracağız. Çünkü ben kaydıraktan kayarken televizyon izleyeceğim. Keyfi görüyor musun? Keyfimiz paşada yok. Ev kira mıydı? Öyle bir söz vardı bak, gene unuttum. Bir şey siz yorumlara yazın. Geçen de araba videosunda yazmışsınız. O nasıl yorumlar? Kadında 1.50, arabada 1.50. Siz... Çok oldum baba, hepsini okuyunca krize girdim. Bunu ne, nasıl şişireceğiz? Çok heyecanlandım. Bir insan niye korklar pompa? Oh! Sana bir şey mi? Havuza hiç gerek yok. Bunu aç böyle serinle. Abi warning diyor, boğulabilirsiniz diyor. Bu havuzda boğulanın da yani boğulsun. Çok bile yaşamış o kafayla. Tabii bu var mı da boğulan? Bu şişene kadar ben 1 milyon olurum. Bu sadece kaydıran tıpası. Havuzun tıpası burada. Benim tıpa arkada. Abi duracak mı? Ne zaman durur abi? Onu bilir misin? Reynmen benzin istasyonundaki pompacıya tarihi ayar veriyordu. Abi bu şişmiyor ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Havuz şişmedi. Hayaller GG. Yok yok, şişireceğiz. Ha daha incesi var bak. Daha incesini takıp onunla şişireceğim. Şişiyor. Tamam şişiyor. Bu da kaydıran en altının tıpasıymış. Kaç tane tıpa var? Ay anam. Abi ben havuzu istiyorum. Ha burada. Abi bu dolacak mı? Buradan mı şişiyor acaba? Arkadaşlar olayı çözdüm. Bunun dibinde şöyle bir plastik var. Hava kaçmasın diye. Bunu böyle tutup doldurmamız gerekiyor. Bildiğin bot oldu. Nasıl bu? Takipçi bot ama. Oha! Sana bir şey mi? Ciddi anlamda şöyle yatıp suyun içinde televizyon izlenir. Ya içeyim dedim. Ne yedim aslında? Ama sen kuvvetli bakıyorsun. Bazen gücüme hakim olamıyorum. Bak bu kadar göt koyma yeri bile yapmış adamlar. Sanki çok yüksekten kayıyorsun da düşünce acımasın diye. Çok terledim, çok iyi gelecek. Bir
de diğer taraf var bunun havada durum. Bu bayağı oha. Bayağı uzun olacak. Pişmesi de çok zevkli. Rahatlatıcı video gibi. Daha ne olsun abi? 400 TL'ye aqua park'ı eve getirdik. Muhteşem bir şey. İçerisi bambaşka bir yaşam alanı oldu. Güneşlenmek için de yerimiz var. Burada güneşleniyorsun. Son kalkıyorsun. Ben bir sevineyim deyip. Bamburlop, cumburlop, lollipop dalıyorsun buraya. İçeceğini koy buraya. Televizyonunu aç. Yani çocuklar için değil bence sadece. Ufak tefek yerlere kaldı şişirilmesi gereken. Oraları şişirip hemen geliyoruz. Ay anı... Havuzumuz bitti. Tamamıyla şişirdik. Şu çiçekler ne kadar şişebiliyor? Her yerde bir tıpası var. Bayağı zor ve yorucuydu. Ama artık sefasını sürme vakti geldi. Suyu kaldı sadece. Bence 10 numara abi. Bir çocuk için cennetten bir bahçe burası. Yalnız şu kabloları falan alalım da. Neydi o bir tane var ya, son durak. Amerikanların korku filmleri öyle. Son durakta herkes ölüyor tek tek. Bizim korku filmimiz mesela son durak Beylikdüzü ya. Benim en büyük korkum metrobüs Beylikdüzü'ne işim düşerse diye. Hortumumuzu onun içine soksana şunucu. Nasıl bir yürüyen cinselliksin? Ondan bile nasıl bir art niyet çıkardı? Geliyor mu? Evet. Biz bu işi başardık ya. Tak oraya da aynen aklıma fark edin. Ben küçükken hep bir rivayet vardı. O yüzden çok korkardım akvaparklarda. O kaydıra birisi, nedeni bilinmiyor, jilet koyuyor. Cennetin anahtarı o jilet koyan çocuk da olsa cennete girmez. Tanzikte vursan suya. Eyvah. Gübüm gibi tut ortumu ama, tamam mı? Sen ortumu tutamıyorsun. Gelsene sen buraya. Şimdi yorumlarda şey yazan olur. Zaten kugaklık başlıyor, suyu piç ediyorsunuz yazan olur. Duş da almayalım o zaman. Hepimiz yüzümüzü de yıkamıyor. Abi çok az geliyor. Kovayla deneyelim mi? Bence kovayla daha hızlı dolar. Baksana şuna. Ya şuraya tükürür ve daha hızlı doldur. Millet Dominik'te geziniyor, biz bu tsunami çıkıyor bir an. Bununla ilgili size arkadaşlar bir anı anlatayım. Mr. Sharpie 1912'de masum bir çocuk havuzu doldurmak isterken olacaklardan habersizdi. Dev dalgalar onu bulmuştu. Tsunami çıkıyor bir anda. 16 metreye kadar ulaşan dalga boyu Mr. Sharpie'nin dalgasından da büyük. Onun sonu oluyor. Yazıklar olsun Mr. Sharpie. Lan zaten hastayım, daha da hasta olmayayım buna gelince. Su şu an şey gibi, hipotermi geçirtme düzeyinde bir su. Tıklanma uğruna bunu da yaptılar. Caner burada boğulsana. Ama ciddi boğuluyor, ciğer girsin su. Ne izlenim gidiyor. Küçükken cevuzda işedin mi? Delikanlı gibi ne? Hala işiyorum. Hala yapıyorsun. Abi vermiyorum diyorsun. Boş boşta mı o klorofil falan koyuyorsun? Kloru sen işe diye koymuyorlar. Tatile gidip para vereceğim o kadar. 500 liraya paşalar gibi evimde. Mesela ben bunu istesem çıplak da girer. Tatilde girebilir misin çıplak? Sen girmişsindir. Hortum burada doldurmaya devam etsin. Ben de kovayla takviye yapmaya geliyorum. Kovayla su boşaltınca aklıma ne geldi biliyor musun? Bir bu çocuğu var. Resmi de var. Zenciler yüzüyor böyle havuzda. Gidiyor asit boşaltıyor. Cennetin anahtarı elinde olsa cennete girer. Fotoğrafı da var. Koyarım belki. Bir kova daha getiriyor. Sana bir şeyim, bunda delik varsa, eve şu an sızıyorsa çok büyük sıkıntı. Bir de bunu üreten adam gelip kapıya biz size bir şaka yaptık derse yumruğu koyar yolları. Islaklık geliyor altından. Bu kovayı da dökeyim duralım bence. Yeter. Ne yapayım, boy mu vereceğim sanki havuzda? Gireceğiz, serinleyeceğiz. Ben hemen gidip deniz şortumu giyip geliyorum. Delik deşik olmuş o. Ne olmuş olabilir en son? Piranalar mı saldırdı? Şinşan mıyım ben? Sen rahat durmuyorsun, ondadır. Ha ben delmişim. Patlıyor. Sen nasıl bir... Peşimde yüzlerce pirana. Belirir pirana. Ben hazırım. Ya bacin yok. Ekranların başındaki bacılı tayfaya bir sözüm yok. Benim sözüm bacısız tayfaya. Şimdi bunun içerisine gireceğiz. Hazırlandım. Deniz şortumu giydim. Şurayı hala anlamadım. Bıçaklı saldırıya mı uğradım denizin altına? Sen diyordun ya hani jilet koyuyorlar acaba. Ha böyle kayıyorsun değil mi? Götte olur. Bir farklılık katacağız havuzumuza. Sonuçta şahsi, hususi havuzumuz burası bizim. Öyle kimse gelip çık dışarı diyemez. Ya da gelip asit dökemez havuz. Bak hala o... çocuğuna tutuldum. Bak kaptanımız da var. Kaptan bir şey diyor. Gemilere haber verin. Alev aldı liman. İnşallah yüzeyindendir. Bu kadar para verdik. Demir atma şeyi bile var. Demir gaz salıyor. Git kaptan. Yoluna git. Harbi yüzüyor. Çok şaşırdım şu an. Harbiden yüzüyor. Gemi olduğu için olabilir mi? Şimdi bir gemi var. Bir gemicik var. Şunu da atalım. Havuzumuzu kişiselleştirebiliyoruz. Bu niye? Rastgele. Filemizi de attık ağımızı. Belki oltaya balık takılır. Dikkat et, pantolon balığı takılır. Havuza girmeden önce bir güneş kremimizi sürelim ya. Şu kadar yeter abi. Her sıkışımda canımdan can gidiyor. Oğlum 150 liraya millet 4 kişi yemek yiyor lan. Bunlar iyice kafayı yemiyor. Ama çok yüksek koruma varmış. Yani güneşin yanına gitsen bir şey olmuyor. Hatta bir stand-up gösterisi vardı biliyor musun? Cehenneme gidiyor. Diyor kadın. Diyor ki bir dakika çantamda güneş kremi olacak. Cemimiz yapsa gülerdin ama bunu kim yaptı biliyor musun?
toparlıyorum reis yapmıştı. Kimse gülmemişti. O adam sonra bir daha çıkmadı. Toparlıyorum. Şöyle burun çevremi de sürüyorum. Oh, gel biraz güneşlenelim. Cidden evi tatile çevirdim. Krizi fırsata çevirdim yani. Karantinada şu tatili yapabiliyorsam ne mutlu bana. Bu arada usurmuyorum, şuradan gire gel. Gel. Bel boşluğum olduğu için arkadaşlar çay bardağı gibi belim var. O boşluktan dolayı zart zurt diye ses çıkıyor. Sen bu videoda ne içeceksin? Niye? Sitede havuz var. Ulan cidden güneşleniyorum şu an. Terliyorum yani, güneşlenmesini yaşıyorum. Hatta daha da bir yakıyor çünkü cam var ya. Mercek göreviyle güneş ışınlarını çekiyor. 20. derece yanık olacağız. Kaç dakikada böyle bayılmışım da. Güneş gitti gördüğünüz gibi. Güneşin her şeyinden faydalandık ve su ter içindeyim şu anda. Artık girelim, artık serinleme vakti. Aqua parkımızdan yüzüstü mü kayayım, kaç üstü mü? Ben yüzüstü kayayım. Şöyle kayacağım, bir de cidden daha hiç havuza denize girmedim. Havuz sezonunu bu şekilde açıyorum. Daha nerelere düşeceğiz hiç bilmiyorum. Bence yavaş gel. Oğlum çok soğuk su. Taşmasın Caner. Kendim bıraktığım an havuz böylemesine gelse. Tüm su buraya. Ateş etmeyin, ben Polonyalıyım. O lanet. Havuza neden giriyorsun? Çünkü. Dayıyorum. Caner ben giremeyeceğim ha. Adam ne iş adam. Ne kanal, senin kanal ne, kim gelecek? Üst komşuyu çağır, biri gelsin girsin şimdi. Normalde şimdi havuza denize girerken güneş abi oraya vurduğu için bu kadar soğuk olamıyor, bu cidden çok soğuk. Hanımefendiler gibi ayağını sor. Hanımefendinin ayağına sen ne yapıyorsun? Ay bamburlum diye girdi. Abi ayağım bile çok üşüyor, bu nasıl bir soğuk? Bir taktik vereceğim izleyenlerimize. Havuza yavaş yavaş girerseniz vücudunuzun o ezikuzi sistemi. Ezikuzi denen bir sinir sistemi var. Onlar çok tepki gösteriyor. Hiç fark etmeden girmeniz gerekiyor. Aaaa! Full motivasyon! Keşke sıcak dolduraydık. Tamam yeter ya, yetti. Abi saçmalama. Çık ya. Ne yapıyorsun Ayten? Bana saygı duyan adamlar var. Beni gördüğü zaman abim. Şu hareket oldu mu? Kaptanım sen konuş. Giden gelir mi be? Çanakkale Boğazı benim evimde olsa, benim olsa. Yarın bu şey istiyor, geçiş izni. Ha İstanbul Boğazı. Dur bakayım. 100 bin dolar ver geç. Vermiyor mu? Batır direkt. GTD tavsiye değildi. Evde de öyle yapma, savaş çıkıyor. Yatıyorum abi. Ah! Yapma! Yapma! Ben Trabzon derelerinde yüzmüş adamım. Bu ne ki? Bak gene osurmadım, şuradan çıkıyor. Adımız o surukçu mülayime çıkacak. Dur, suyun altında bağırınca ses çıkmaz değil mi? Hayır. O zaman suyun altında bağır. Abi cidden bu şu an keyif olmadı yani, bu zulüm oldu. Biz bunu nasıl boşaltacağız? Sırt üstü gül oğlum. Berkcan dıl işini yapacak. Türkiye ayakta. Kaç dakikada bu haldeyim ben? Balıkçılara anlayış. Benim balığı atayım istiyorsun. Kanka o espriyi ben yaptım. Bir daha sen yaptın ama belki gülen olur diye. Şuraya yaslanma keyfini istiyorum. Bir de güneşte vuruyor ya. Alışsın suya biraz. Net uyuyorum. Birazcık kendini bahsetsene. Tut. Arkadaşlar şu an muhteşem, net uyuyorum burada. Baksana bildiğin yatak gibi oluyor burası. Bir de şehir manzaram var. Karşımda televizyonum var, PlayStation'ım. Caner salak mısın? Zaten hastayım, oldu mu da abi? Oldu mu abi? Abi 1 liralık var mı? Kardeş. Kardeş diyor 3 yaşındaki çocuğa. Babam ne diyecek, annem mi? Senin gibi dondurmacın lan. Bu şekilde Instagram'da post atıp havada atabilirsiniz. Herkes der ki ooo büyük adammış ya der. Bambaşka bir keyif. Düşünsene suyun içinde FIFA atıyorsun, şöyle yata yata. Tuz getirsene. Deniz havası katalım. Tamam, onu karıştıracağız. Yeter. Bu şey yani Karadeniz. Ege olsaydı tuzlu olur. Babası ne haber ya? İçecekler de geldi. Ne diyorsun? Koy da soğusun biraz onlar. İçeceğimiz de var, daha ne olsun ya kaptan. Biraz şöyle git bakayım. Oh! Aman kaptan düştü. Kaptanım. Ah ellerim kırılaydı. Ayağı yakala, ayağı yakala. Gel zaman fark etmez. Çocuğunuz varsa çocuğunuzu alın böyle bir şey. Terasınız varsa tabii ki, ev biraz sıkıntı. Hatta ben biraz şey olmaya başladım. Bunu nasıl boşaltacağım hiç bilmiyorum. Ama çocuğunuz iş toplantılarını burada yapabilir arkadaşlarıyla. Mis gibi vakit geçirir. Çok da pahalı değil yani, 350 lira falan. Ömürlük bir şey. Çocuğunuz semt abisi değilse, bıçak çekip bunu böyle yarmayacaksa ömürlük bir şey. Her yaz girer. Kaynaktan kayılıyor mu bir deneyeceğim. Hatta bulaşık deterjanı versene süreyim. Tam aqua park görüyor musun? Burayı ıslatacağız şimdi. Oh ne güzel koktu. Limonun mu? Limon atacaksın abi DM'den. Arkadaşlar öyle yayıncıları dinleyip ona buna limon atmayın. Hani onunla hayat güzel. O adamın 50 tane avukatı var. Sizi bulurlar dövmeden falan. Kıyo. Onun Caner. Abi bir damlası yetiyor. Altıma simit mi alsaydım ya? Lan vida da nerede? Vida da yok mu? Caner Bey orayı temizlesin. Sonuçta ben bugün tatildeyim. Bekliyorum. Eğer bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hasta hasta zaten şöyle şeyler yapıyoruz.
Meltem'e de bu yapılır mı ya? Haluk nerede abi? Onu da aldatmış mı abi? Neler oluyor? Gel bir FIFA'da saplayayım sana. Bir kutlama yapalım o zaman, tatil değil. Patlatacağım en pahalısından bir şampanya. Saça çok iyi gelir soda. Ya bunun şarjı yok. Heh, sen oynamayacaksın. Bunun da şarjı yok lan, ne yap? Sen mi oynadın gece gizlice? Burada kaldı arkadaşlar gece. Arkadaşlar atamadık PlayStation'ı ama istesek atardık. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz bir şey yapmak istedim tatile gidemeyen dostlarım için. Diğer YouTuber'lar düşünmez. Onlar şu an Dominik'te. Oo, herkes sussa biz susmak. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Babayım.